Ve gündem özel başlar sevgili izleyiciler. Raki TV ekranların cumartesi akşamlarının vazgeçilmez programı Vazgeçilmez iki ismiyle birlikte başlar diyelim sevgili izleyiciler. Ramazan siyaset yapacağız. Evet, bizim için de elbette ki zor olacak ama siyaset hayatın bir parçası. Dolayısıyla Ramazan akşamları, cumartesi akşamları burada yine her zaman olduğu gibi sevgili Ömer Turan ve Tuna Öztunç'la birlikte gündemi değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Konuklarıma hoş geldin diyorum hemen. Hoş geldiniz Tuna Bey, hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Evet, haliyle Ramazan siyaset biraz tabii ki ister istemez yoracak ama bir saat de olsa Ramazan'da bir haftayı değerlendireceğiz birlikte. İsterseniz hemen başlayalım. Süremiz de kısıtlı tabii ki. Geçen hafta tüm Türkiye neyi konuşuyordu? Almanya'yı konuşuyordu. Almanya'nın parlamentosunda çıkan kararı konuşuyordu. Türkiye'den çok büyük tepkiler vardı ama bu hafta Türkiye'de bombalar patladı ve Almanya'yı unuttuk. Şimdi bombalarla başlayalım maalesef. PKK'nın haince saldırıları. Almanya'nın PKK'ya verdiği desteği biliyoruz. Bir de Almanya'nın BND'sinin Amerika tarafından da yönetildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla meselenin uluslararası güçler boyutu, yani kimlerin Alman parlamentosunda o kararı çıkarttığı, hani bayram değil, seyran değil misali. Tüm Türkiye ona tepki veriyorken bir anda bombaların patlamasıyla beraber artık Almanya'yı unutuşumuz da bir rastlantı mı? Nedir? Tüm bu geçen hafta başında patlayan bombalarla birlikte bir değerlendirme isteyeceğim. Sırayla Tuna Bey sizden başlayalım. Evet. Alman parlamentosunda skandal bir karar alınmıştır. Fakat Alman parlamentosunun almış olduğu kararı bir Ermeni soykırımı sendromu içerisinde değerlendirmemek lazım. Mülteciler meselesinde Türkiye'nin bu terörle mücadele yasasını değiştirmeme noktasındaki ısrarcı dış politikasına yönelik bir hamledir bu. Alman hükümetinin, Merkel'in yaptığı bir hamledir. Amaç Avrupa Birliği Türkiye'yi mülteciler meselesinde elindeki kozları zayıflatmak ve Avrupa Birliği'nin dayatmalarına mecbur bırakmaktır. Evet. Kesinlikle zinhar ciddiye alınmaması gereken bir şeydir. Dünyada yerli yabancı hiçbir tarihçinin üzerinde tam olarak uzlaşamadığı, hiçbir tarihçinin buna bir soykırım demediği, hiçbir ontoloğun buna soykırım demediği bir dünyada Ermeni soykırımı üzerinden yapılan bu gereksiz polemiklerle Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılmakta mülteciler meselesinde, ama bunlar nafile çabalardır. Türkiye dış politikasında Avrupa Birliği ile mülteciler noktasındaki bu pazarlığı Türkiye'nin lehine sonuçlanacaktır. Öyle ya da böyle Türkiye vize serbestliği de alacaktır ve terörle mücadele yasasından da büyük ölçüde de taviz vermeyecektir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Cem Özdemir gibi adamları da çok ciddiye almayın. Türkiye'de kendi içinde bir aşağılık kompleksi olan tipler var. Bunlar giderler batıya, batıya yalanmak, yamanmak için her türlü ilkesizliği, her türlü omurgasızlığı yaparlar. Kendi ülkelerini inkar ederler, kendi ırklarını inkar ederler, kendi dillerini inkar ederler. Sadece hoş görünme çabasıdır. Oraya entegre olma ve kabul edilme çabasıdır. Bu şahsiyetin de göstermiş olduğu refleks budur. Çok da kesinlikle ciddiye alınmaması, konuşulmaması, hatta ağızlara da bir telaffuz dahi edilmemesi gerekir. Bu kadar önemsiz bir insandır yani. Sadece küçük bir zavallı, bir teferruattan öte değil. Şimdi gelelim bu bombalama meselesine. Türkiye'de bir yılda 7 ayda 10 canlı bomba vakası yaşadık. Bakın 10 evet. Canlı bomba vakası yaşadık. 300'ün üzerinde kayıp var. En son İstanbul'daki patlama, arkasından Midyat'ta yine yaşanan bu patlamalar. Yine söylüyoruz, bir daha söyleyelim. Temcit pilavı gibi tekrarlayacağız ama başka türlü bunu açıklamak mümkün değil. Tüm sorunların kaynağı Suriye'dir. Tüm sorunların kaynağı Suriye'deki çok farklı ölçülerde gerçekleşen de facto durumlardır. Türkiye'nin Suriye meselesi ve Batı'nın ve ABD'nin Sykes-Picot'u yeniden güncellemesi, haritaları yeniden çizmesi noktasında Türkiye'nin kendi sınırlarını pazarlık konusu yapmasını istemektedir. Türkiye kendi sınırlarını pazarlık konusu yapmamak için bir direnç ortaya koymaktadır. Burada da en temel espri PKK'dır. Temel nokta PKK'dır. PKK Suriye'deki de facto durumundan İran, ABD, Rusya, Batı'dan aldığı mutlak ve gerçek destekle
açık destekle elde ettiği bu kazanımı Türkiye üzerinden de bir şeye çevirmeye çalışıyor. Başka bir kazanıma çevirmeye çalışıyor. Aklı sıra bölgede bir otonomi kurmak istiyor. Bir siyasi otonomi kurma çabası içerisinde. Hendek, barikat ve bu bombalama eylemleri bununla nedenleri budur. Ama daha önemlisi şudur ki PKK'ya bir ihale verilmiştir. Bu ihaleyi veren başta ABD'dir. Bak isim vererek söylüyorum. ABD, Batı ve Rusya PKK'ya bir ihale vermiştir. PKK'nın aldığı ihale şudur. Türkiye Suriye meselesinde kendi sınırlarının güvenliğini, kendi üniter geleceğini garanti altına almak, kendi üniter geleceğini tehlike altına sokmamak için Suriye üzerinde Batı'nın, Batı emperyalizminin oluşturduğu paradigmayı yok etmek, yani oyunu bozmak, oynanan oyunu bozmak için sürekli bir çaba sarf etmesinden dolayı Türkiye içeride meşgul edilmek istenmektedir. Zayıflatılmak istenmektedir. Türkiye'deki mevcut siyasi iktidarın bu terör dalgası yüzünden iyice zayıflaması istenmektedir. İçeride ciddi kutuplaşmalar, çatışmaların olması istenmektedir. Bu da PKK'ya, bunun sağlanması için de PKK'ya bu terör eylemlerini gerçekleştirmesi amacıyla bir ihale verilmiştir. O ihaleyi gerçekleştirmeye çalışıyor PKK ama mağlup oldu, yenildi. Yenildiği için, şehirlerde mağlup olduğu için, şehirlerde büyük darbe yediği için böyle alçakça, haince, zavallıca, insanlık dışı canlı bombalarla bir şekilde ben hala buradayım demeye getiriyor. Yani ben buradayım, ben bitmedim, ben yenilmedim. Bunun psikolojisini ortaya koymaya çalışıyor PKK. İkincisi aldığı ihaleyi gerçekleştirmeye devam ediyor. Şimdi Mimriç'te mesela evet düştüğü söyleniyor. Yani IŞİD'in, DAEŞ'in elinden alındığı söyleniyor. Birçok terörist unsurların ortadan kaldırıldığı söyleniyor. Orada işte bir grup YPG ile Arap birliklerinin Suriye Özgürlük Savaşı işte o konsept içerisinde bir operasyon düzenleniyor. Amerika'da koalisyon güçleri de bu birliğin önünü açmaya çalışıyor. Hava harekatları düzenliyor. Mesele DAEŞ değildir. Bakın DAEŞ sadece bir bahanedir. DAEŞ bir İngiliz anahtarıdır IŞİD. Buradaki tek amaç Sykes-Picot'un formatlanmasıdır. Yeniden güncellenmesidir. Tehlike şudur. Dün geçen hafta Ömer Bolat burada, Ömer Turan düzeltiyorum. Burada çok güzel anlattığı harita üzerinde. Seyircilerimiz eğer geçen hafta takip etmişlerse görmüşlerdir. Kuzey Irak'taki enerji yani Kerkük petrolleriyle Kuzey Irak hattından Cerablus'tan da Laskiye limanlarına kadar olan o enerji hattını kontrol altına almak istiyorlar. Bu enerji hattını da YPG'nin ağırlıkta kontrolünde olmasını istiyor ABD ve Batı. Bu ne demektir? Cerablus'un da ABD PKK'nın eline geçecek demektir. Bu ne demektir? Türkiye'nin 1200 kilometre Kandil'le sınır komşusu olması demektir. Bu ne demektir? Türkiye'nin yegane Orta Doğu'ya açılan en baki, en can alıcı kapısı Cerablus'tur. Türkiye Cerablus üzerinden Orta Doğu'ya ve Laskiye'ye açılmak için PKK'dan icazet almak zorunda kalacaktır. Yani gidişat bunu göstermektedir. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de bu kendi aleyhine işleyen bu gidişatı, kendisine yönelik bu paradigmayı ortadan kaldırabilmek için de bir direnç ortaya koyuyor. Şimdi bazı değişiklikler oldu. Sinirlioğlu gitti. İşte birkaç isim gitti. Dış işlerinde de yeni bir yenilenme söz konusu. Yeni isimler geliyor. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin Suriye paradigması bu dış işlerindeki yeni atamalar, yeni değişikliklerle birlikte fevkalade değişecektir. Türkiye pragmatik olmak zorundadır. Duygusal olmamak zorundadır. Gerekirse Esed konusunda da çok ısrarcı olmamalı. Türkiye'nin burada düşüneceği tek şey kendi menfi çıkarlarıdır. Kimse kimseye altın tepside bir şey sunmuyor dış politikada. Türkiye kendini düşünecek. Eğer çözüm yolu Esed'le bir şekilde Esed'li bir paradigma ise Türkiye bunu da deneyebilir. Bu değilse başka bir şeyse Türkiye bunu da deneyebilir. Her yolu deneyebilir. Çünkü Türkiye burada kendi çıkarlarını düşünmek zorunda. Türkiye'nin birinci önceliği PKK'dır. PKK'nın Suriye'de demografik yüz ölçümünü genişletmesini engellemektir. Birinci görevi böylelikle kendi sınırlarında güvenlik altına alır. Kendi sınırlarının bir pazarlık konusu olmasını da engeller. Birinci görevi Türkiye'nin en önemli önceliği budur. Bak bunu net söylüyorum. İkincisi enerji hatlarıdır. Türkiye enerji hatları konusunda kendi yine çıkarlarını ön plana çıkaracak hamleler yapmak zorundadır. Benim kişisel görüşümü sorarsanız bu çok afaki gelebilir, çok fazla romantik gelebilir seyircilerimize ama çok rasyonel bir şey söyleyeceğim. Türkiye 2 yıl önce Suriye'ye girebilirdi. Türkiye Suriye'ye girmek için meşru hakkı da vardı. Yüz binlerce mülteci geliyordu. Türkiye diyordu ki gelin güvenli bölge oluşturalım, adamlar yanaşmıyor değil mi? Türkiye kendi askerini sokacaktı. O Cerablus, Afrin, Azez, Mimriç o hatta bir güvenlik koridoru oluşturacaktı. O güvenlik koridoru oluşturup oraya uçuşa yasak bölge ilan edecekti. Çünkü orada Rusya da yoktu bak piyasada. Rusya falan yoktu o zaman. Bunları burada güvenli bir bölge oluşturup bir tampon oluşturacaktı. Ve bu tampon sayesinde YPG'yi Kobane, Rojava, Hinterland'ında sıkıştırmış olacaktı.
Kobane, Rojava interlantından aşağı Fırat'ın kuzeybatısı, Fırat'ın batısına doğru geçişini engellemiş olacaktın otomatik olarak. Ama sen bunu yapmadın. Sen bunu yapmadın. Israrla dedin ki hep birlikte yapalım. Haklıydı Türkiye. Türkiye neden kendini riske soksun? Neden Türk Silahlı Kuvvetleri kendini riske soksun? Elbette ki yine hep birlikte yapalım. Ama yanaşmadılar. Evet. Gelmediler. O zaman orada belki bir inisiyatif kurulsaydı biz bugün burada çok başka şeyler konuşuyorduk. İnanın bana çözüm süreci de bitmezdi. Evet. PKK bu kadar terör eylemlerini arttıramazdı. Çünkü sen Kobane Rojava interlantında YPG'yi sıkıştırdığında sadece PKK'nın demografik yayılmasını değil siyasi otonomisini de sen önemli ölçüde orada bir bypass uygulayacaktın. Bu bypass PKK'yı sana mecbur edecekti Kandili. Ama biz o boşluğu dolduramadık. O de facto durumunu Rusya geldi doldurdu, İran geldi doldurdu, ABD fazlasıyla doldurdu. Sen oyunun dışında kaldın. Sen artık orada uçak uçuramıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Oyunun dışındayım, bari oyun bozayım diyorsun. Oyunu da bozuyorsun ama bu oyunu bozarken de senin şehirlerinde bombalar patlıyor işte. Sen oyunu bozmak için ısrarcı oldukça senin şehirlerinde bombalar patlamaya devam edecek. Senin karşında aşağılık bir terör örgütü var. Bütün terör örgütleri aşağılıktır. Ama bunun için kullanacak başka bir tasvir bulamıyorum. En aşağı, en kibar ironiden söz ediyorum. Daha hamile ya, şehit olan polis 6 aylık hamile. İki tane kadın polis şehit oldu. Bir sürü masum vatandaş hayatını kaybetti. Bir katil ordusu bu. Ve deniliyor ki efendim PKK yerinden Türkiye'de ateşkes için şey yaptı. Sayın Binali Yıldırım açıklama yaptı. Ne ateşkesi? Ne silah bırakması? Ne hali? Tamamen PKK zaman kazanmaya çalışıyor. PKK içeride kaybettiği Kürt nüfuzu üzerinde kaybettiği desteği yeniden elde edebilmek için kendine zaman kazandırmaya çalışıyor. Altantan bile kovalandı. Ya tabii canım, zaman kazan. Bak PKK'nın tezgahı şudur. Kandil ne yapmak istiyor biliyor musun? Kandil şunu yapmak istiyor. Diyor ki silahlar sussun. Ben Kürt halkına diyeceğim ki diyor. Kürt sosyolojisine. Bak ben ateşkesi ilan ettim. Geri çekildim. Ama görüyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti operasyonlara devam ediyor. Bununla da yetinmiyor. Dokunulmazlıklar da kaldırdı. Bak Kürt siyasetçileri de bir derdest ediyor. 1990'ların şeyi uygulanıyor burada. Paradigması uygulanıyor diye yalandan yeniden bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. PKK'nın derdi bu. PKK o yüzden zaman kazandı. Çünkü kaybetti, yenildi. Her anlamda yenildi. Türkiye asla ve kat'a operasyonlardan geri adım atmamalıdır. Asla operasyonlardan vazgeçmemelidir. Sonuna kadar da bu işin içine üzerinde sonuna kadar da gidilmelidir. Konuşulacak bir şey de yok demişti. Binali Yıldırım, evet Ömer Turan size de sözü verelim. Maalesef yani terör tekrar Türkiye'yi vurdu. Bu yeni bir şey değil. Bir senedir terörle, zaten 40 senedir terörle muhatap olan bir ülkeyiz ama son bir senedir, özellikle son 6 aydır yani neredeyse bombanın patlamadığı ay, hafta hatta gün yok. Teröre her gün kurban veriyoruz. Yani bazıları zafiyeti söz konusu mu? O da var. Yani yok desek yalan olur şimdi. İstihbarat zafiyeti de var. Sahada eksiklerimiz var. Uygulamada eksiklerimiz var. Avrupa ülkelerine baktığımızda hani evet, birer patlama oldu mesela, Fransa'da patlama oldu. Çok ciddi önlemler alındı. Daha sonra patlamalar yaşanmadı. Belçika'da da özür dilemek istiyorum. Mesela Ömer Turan'la bu konuda muhalif olmuştuk. Meğerse Ömer Turan çok haklıymış. Fransa 6 aydır anasını ağlatıyor Fransa'daki halkın. Oradaki yabancı uyruklu özellikle Müslümanların inanılmaz bir olağanüstü sıkıntı uyguluyor ama bomba patlamıyor. Bak turnuva yapılıyor şu anda. Allah korusun, inşallah turnuvada da bir şey olmaz. Ama turnuvada yapıyor. Biz, yapılabiliyor yani. Yapılabiliyor. Biz 10 gün 10 tane bomba patladı ya şimdiye kadar. Yani şey, herhalde istihbarat zafiyeti var desek hata etmiş olmayız. Birileri bence Ömer haklı. Güvenlikçi tedbirler az Türkiye'de. Bence az. Yani ben Ömer'e katılıyorum. Çok az. İstihbarat zafiyeti sorunun ayaklarından bir tanesi. Buna bütüncül bakmak lazım. Monokozal bakmamak lazım. Şimdi hani tek korkuyoruz ya bir şeyleri söyleyince, doğru eleştiri, yapıcı eleştiri yapınca hemen birilerinin saldırılarına maruz kalıyor. O açıdan dedim. Yani ama istihbarat zafiyeti hani var. Bunu söyleyebilir miyiz? İstihbarat zafiyeti var ama sadece o değil. Bakın yani diyelim ki istihbaratı verdiniz, uygulamadığınız sürece, o güvenlikçi tedbirleri almadığınız sürece bu tip olaylar yine olur. Tuna'nın da biraz önce söylediği gibi Fransa'da mesela terör saldırıları oldu. Bir saatin içinde olağanüstü hal ilan edildi. Savaş durumuna geçildi. Ülkenin sınırları kapatıldı. Anayasa değişikliği yapıldı. Belçika'da Brüksel saldırılarından sonra ne yapıldığını biliyoruz. Onların kendi sistemlerinde işte alarm 4. sistemdir. Savaş durumudur. Anında 4. dereceye geçirdi. Ülkede adeta kepenk kapatıldı. Hani ambiyane tabirle kepenk kapatıldı. Evet. Her şey yasak idi. Ya okullar kapatıldı, havaalanları kapatıldı.
asker 2 saatin içinde sokağa indi ve bir tane Allah'ın kulu başta aydınlar olmak üzere bu niye böyle oluyor? Özgürlüğümüzden taviz veremeyiz. Özgürlük güvenlik ekseni diye böyle saçma sapan tabirler kullanmadılar. Çünkü orada güvenlik sorunu var. Güvenlik sorunun giderilmesi lazım. O giderildikten sonra özgürlük de zaten özgürlüklerin olmazsa olmaz şartı güvenliktir. Kamu güvenliğinin olmadığı yere siz hangi özgürlükten bahsedeceksiniz? 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaptığı ortada. Siz bunları yapmadığınız sürece terörü nasıl engelleyeceksiniz? Bataklığı kurutmadan sinekleri engelleyemezsiniz ki. Sinekleri öldür öldür bitmez ki. Yani elinizde bir tane şey, bizim eski hani sinek öldürdüğümüz şey vardı. Oluruz. Ancak oyalanırsın, kısmen belki öldürürsün. Belki bir iki, ondan sonra cam perde açıldığında yine sinekler dolar yani. Dolayısıyla ilk önce bataklığı kurutmak lazım. Bataklığı kurutmak da beğenin ya da beğenmeyin güvenlikçi tedbirlerle geçiyor. Biz sıradan bir coğrafyada yaşamıyoruz. Biz Orta Doğu'da yaşıyoruz. Yani biz bir Malezya'da yaşamıyoruz. Bir Güney Afrika'da yaşamıyoruz. Biz hatta Afrika'da bir yaşamıyoruz. Yani biz bir Avrupa'nın efendim bir İsviçre gibi, Brüksel gibi bir ülkesinde yaşamıyoruz. Biz tarihin yazıldığı coğrafyanın göbeğinde yaşıyoruz. Yani bütün tarih burada yazılıyor. Dolayısıyla bütün planlar bu coğrafya üzerine kuruluyor. Yani bu coğrafyayı kontrol edemeyen hiçbir güç dünya üzerinde hakimiyet kuramayacak. Bunu biliyorlar. Haritalar yeniden çiziliyor. İşte Tuna da söyledi. 1916'nın Sykes-Picot ve ondan sonra şekillenen Orta Doğu kadüktür, kendinden yükündür. Burada 100 defa söyledik. Bir daha söylüyoruz. Yepyeni bir Orta Doğu kurulacak. Beğenin ya da beğenmeyin. Bu haritayı ya siz çizeceksiniz ya onlar çizecek ama yeni harita çizilecek. Şöyle kafanızı kaldırın, deve kuşu gibi sokmuşuz kafamızı, görmek istemiyoruz. Etrafımıza baktığımızda zaten Suriye'nin bir yangın alanına döndüğünü görüyoruz. Irak'ın yangın alanına döndüğünü görüyoruz. Yemen'in, Suudi Arabistan parçalanmak üzere, İran dışındaki coğrafyadaki tüm ülkeler, efendim Mısır, Libya yine parçalanmış durumda. Tüm coğrafyanın de facto olarak değiştiğini zaten görüyoruz. Bu yani değişim olacak. Bu değişimin sancıları mı? Mesela tabii ki. Yani, geçen hafta Almanya'yı konuşuyorduk. Bu hafta bombaları konuşuyoruz ama biz bir türlü Suriye'yi konuşmuyoruz mesela. Yani Türkiye olarak Suriye'yi konuşmuyoruz. Suriye'de ne oluyor? Hani bahsettiğiniz geçen hafta çok güzel anlattınız. Özellikle bunu mesela bu hafta da Suriye'ye tekrar gireceğiz ki Suriye'ye bakmamız lazım. Ya Suriye'de şu an küresel bir savaş var. Suriye'de şu an 3. Dünya Savaşı var. İlan edilmemiş bir 3. Dünya Savaşı var. Suriye'de Esad'la muhalifler savaşmıyor. Suriye'de efendim muhalif gruplar kendi arasında savaşmıyor. Suriye'de küresel güçler taşeronlar kullanarak kendi aralarında savaşıyorlar. Suriye savaşının galibi sınırları tekrar çizecek. Suriye savaşının galibi Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek. Suriye savaşının galibi dünyaya yeniden hakim olacak. Bu kadar basit. Şimdi siz Suriye savaşına ben bedel ödemeyeceğim diye girmezseniz ki zaten girmeden de bedel ödüyorsunuz. Bir iki gün önce, üç gün önce vezneciler de bedel ödemedik mi? Ankara'da bedel ödemedik mi? Kilis'te bedel ödemedik mi? Bedel ödüyoruz. Girelim ya da girmeyelim. Bakın. Dünyanın en büyük bataklığı burnumuzun dibinde Suriye'de olağanüstü bir bataklık var. O bataklıktan çıkan sinekler ilk önce bizi ısıracak. İlk önce şunu kafamıza sokalım. Artık o sineklerin bizi ısırmaması gibi bir seçenek yok. Biz o bataklığı kurutacağız, risk alacağız, girmek zorundayız. O bataklığı kurutacağız. Efendim ben risk almam. Ha, risk almazsan Suriye'ye girmemenin riski girmenin riskinden kat kat daha fazladır. Bunu defalarca söyledik. Terör eylemine gelirsek terör eylemi... İşte bizim gerek Suriye politikası gerek Orta Doğu politikasında Türkiye'yi önüne konulan kırmızı çizgilere saygı duymasını istiyorlar. Çünkü Türkiye sıradan bir ülke değil. İmparatorluğun bakiyesi, tarihin Türkiye'ye yüklediği bir misyon var. İslam dünyasındaki Türkiye'nin bir konumu var. Nereye giderseniz gidin herkesin ağzında Türkiye, Recep Tayyip, Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Gayri safi milli hasılasıyla Türkiye bir noktaya gelmiş, ordusuyla bir noktaya gelmiş, nüfusuyla bir noktaya gelmiş, biraz önce söylediğim tarihiyle bir noktaya gelmiş. Beğenin ya da beğenmeyin. Türkiye hala tüm İslam dünyasının gözünde maişet makamı, hilafet merkezi. Yani bugün Fil Dişi sahillerine gidin, oradaki bir camide cuma günleri Türkiye için dua edildiğini görürsünüz. Afrika'nın en ucra köşelerinde, Malezya'da, Hint Halk kıtasında, Pakistan'da nereye giderseniz gidin. Türkiye böyle bir coğrafya. Dolayısıyla eğer bu coğrafyada oyun bozulacaksa, bir yerel bir güç oyunu bozacaksa o Türkiye olacak. Bunu herkes biliyor da Batı bilmiyor mu? Batı herkesten önce bunu biliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ayağa kalkmaması lazım. O devin uyanmaması lazım. Dev ayağa kalkmamalı ama dev 2002'den itibaren ayağa kalkıyor. Sessiz bir devrimle tam kalktı diyemeyiz. İki gidiyor, geri dönüyor, içeriden birçok ihanete uğruyor. Oyun içinde oyun var tamam ama neticede bir noktaya geldi. Siz terörle, terör olayını sadece bir salt, şiddet olayı olarak görmemek lazım. Terör
siyasetin bir aygıtıdır, diplomasinin bir aygıtıdır. Bir devletin başka bir devlete bir mesaj vermek için ya da bir hamle yapmak için kullandığı bir aygıttır. Siz terörde kuklaya değil, kuklacılara bakmanız lazım. Yani bu bu terörün iki boyutu var. Bir kuklası var, bir ikincisi kuklacılar. Kukla nedir? Terör örgütleridir. Türkiye spesifiğinde terör örgütü nedir? PKK ya da IŞİD, değil mi? Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yapan belli. Peki yaptıran kim? Kuklacı kim? Yani bütün o kuklaları kullanan kim? Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle üst akıl olarak tabir eden devletler üstü bir yapı. Ha, bu boşuna söylenmiş bir tabir değil. Bazıları üst akıl diye şimdi tiye alıyor. Aslında bu tabiri tiye alarak üst akla da hizmet ediyorlar. Üst akıl tabiri mükemmel bir tabirdir. Çünkü bizim şu an yüz yüze kaldığımız bir düşman sadece bir ülke değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat kendisi değil. Amerika Birleşik Devletleri de bu üst aklın kurbanı. İngiltere de bu, normal İngiltere'den bahsediyorum. Normal Almanya'dan bahsediyorum. Devletler üstü bir yapı. Mesela ben... Yani Fed'i elinde bulunduranlardan bahsediyorum. Tabii evet, Amerika'dan bahsedecektim. Yani, biraz önce Amerika'dan. Brezilya yani. Biraz önce Amerika'dan. Evet. Ben Amerika kıtasında çok yani yıllarca yaşamış birisi olarak söyleyeyim. Öyle bir sistem ki. Yani biz burada Amerika'nın halkına düşman olmamız da hatalı. Çünkü Amerika'nın halkı o sistemin birincil kurbanı. O sistemin içinde hiçbir rolü yok Amerika'nın. Öyle bir establishment. Evet. %2'nin yönettiği bir Amerika var. Tabii yani Fed diyorsun. Amerika'nın halkı Merkez Bankası'na sahip değil. Fed Amerikan Merkez Bankası Amerikan halkının değil. Yani belirli oligarşik grupları. Yani dünyayı Amerika nedense üzerinden yönetiyorlar ama. Nedense hep Fed'in başkanları Yahudi. Tabii ki. Oluyor. Yahudi'den başka bir yani, dinmesi şimdi olamıyor. Şimdi şuna gelelim daha spesifik olarak. Türkiye'ye karşı bir hamle yapıldı. Terör bir hamledir. Taşeronları kullanarak muhataplarınıza mesaj verirsiniz ya da hamle çekersiniz. Yani Türkiye bunun cevabını vermek zorunda. Türkiye'ye bedel ödettirildi. Türkiye bedel ödettirmeli. Bu basit bir şey değil. Ha, peki bu atamalarla bir şey refleks verilmiş oluyor mu? Bir de mesela atamalar mesela, önemli. Evet. Ben atamaları son derece önemsiyorum. Ben kongre yani, kararını son derece önemsiyorum. Zaten yani bir değişim olur mu Türkiye'nin dış politikasında? Olacak. Türkiye'nin dış politikasında. Sinirlioğlu'nun gidişi olumlu bir etki yapacak mı? Yani sürekli şikayet edilen bir isimdi Sinirlioğlu. Dışişleri Bakanlığı'nda olağanüstü bir değişim oldu. Sıradan bir değişim değil. 3-4 tane isim gidiyor. 3-4 tane isim özellikle Sinirlioğlu 6 senedir, 7 senedir Türkiye'nin dış politikasına damga vuran isimlerden bir tanesi Sayın Davutoğlu ile beraber. Sıradan bir isim değil. Dışişlerindeki atamalar basit bir atama değil. Bundan sonra gelecek ekip de son derece önemli. Kim gelecek bilmiyorum, onu görmek lazım. Ama bu şimdiden şunu söyleyebiliriz. Önemli bir değişiklik olacak uygulamada. Temel paradigmalarda olmasa da zaten bizim en büyük sıkıntımız temel politikalarda değil. O temel politikaların sahadaki uygulanmaları. Sinirlioğlu'na yönelik eleştiriler de bu yöndeydi. Sayın Sinirlioğlu Suriye meselesine diğer noktalarda Batı ile, İsrail ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, kıta Avrupası ile son derece uyumlu hareket etti. Bunu herkes biliyor zaten. Bizim Suriye'de çıkmaza girmemizin sebeplerinden bir tanesi bu. Dışlarındaki değişikliği ben kongre ve kongre kararından sonraki gelişmelere bağlantılı olarak görmek istiyorum. Türkiye'de bir değişim oluyor. Kongre ve kongre sonrası değişim bir devrimdir, bir dönüm noktasıdır. Bunu sıradan bir kongre kararı olarak görmemek lazım. Sadece bir genel başkanın değişimi, bir başbakanın değişimi olarak görmemek lazım. Yeni bir devir, 2002'den itibaren devam eden sessiz devrimde yeni bir merhaleye geçildi. Yani Türkiye tarihinde olmadığı kadar milli ve yerli. İlk defa Türkiye tam bağımsızlığı olma noktasında önemli bir yere geldi. Tam geldi demiyorum bakın, her şey bitti demiyorum. Şimdi kongre ve kongre sonrası atılan adımlar ve atılacak adımlar olması lazımdı. Bu atılacak adımların en önemlisi ise atamalar. Yani ben bu ayda müthiş atamalar olmasını bekliyordum. Yazdım da bunu zaten. Evet, evet. İlk önce valiler kararnamesi yeterli değil. Emniyet müdürleri kararnamesi gelecek. Efendim Dışişleri Bakanlığı'nda kararname, güvenlik bürokrasisinin komple değişmesi lazım. Orada ciddi kararlar bekleniyor. Şimdi terör bu atamalarının ya da yapılacak kararların alınmasını engellemeye yönelik. Üst akıl mesela, üst akıldan bahsediyoruz değil mi? Şimdi taşeronlara odaklanmayalım. Ha, taşeronlara da bunun bedelini ödetelim. Ama üst akla nasıl bunun bedelini ödettireceğiz? Üst akıl PKK gibi ya da IŞİD gibi bizim gözümüzün önünde somut olarak olan bir şey değil. Ama üst akılın bizden istediği şeyler var. Nedir? Diyor ki terörle mücadele kanunu değiştir diyor değil mi? Ha sen üst akıla cevap mı vermek istiyorsun? Terörle mücadele kanunu değiştirirsin. Nasıl değiştirirsin? Daha da sertleştirirsin. Terörle nasıl mücadele ederiz? Fransa Paris saldırılarından sonra terörle nasıl mücadele etmişse ben de öyle derim.
Belçika Brüksel saldırılarından sonra terörle nasıl mücadele etmişse ben de öyle yaparım. İngiltere İRA'ya karşı nasıl mücadele etmişse, İspanya ETA'ya karşı nasıl mücadele etmişse, Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarından sonra El-Kaide'ye karşı nasıl mücadele etmişse ben de terörle öyle mücadele ederim. Bakın size verdiğim örnekler ileri demokrasi olarak öne sürülen ülkeler. Yani bir Afrika'dan, Rusya'dan, efendim Çin'den bahsetmiyorum. Muasır medeniyet olarak bizim önümüze konulan örnekler. Bunların fazlasını yapalım da demiyorum. Aynısını yapalım. Hadi yapalım Fransa'nın yaptığın gibi. Yarısını yapalım. Bakın Türkiye son bir senedir olağanüstü terör küresel bir saldırı altında. Özellikle Güneydoğu'da. Biz bak Fransa tüm ülkede olağanüstü hal ilan etti. Bir saatin içinde Paris dahil olmak üzere. Biz teröre muhatap olmuş bir ülkeyiz. Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde bile o hal ilan edemiyoruz. Hemen efendim nasıl bunu yaparsınız? 90'lı yıllara mı geri döneceğiz? Hayır, 90'lı yıllara hiç kimse geri dönmek istemiyor. Dönemeyiz de. Artık Türkiye'de kişilerin de mantalitesi, zihniyeti değişti. Biz de değiştik. Hiç kimse 90'lı yıllardaki gibi, ki ona da gerek yok, yapılmamalı da, köprü altına gidip de faili meçhul yap denilmiyor. Buna en başta biz karşı çıkarız. Ama yapılması gereken hukuk devleti çerçevesinde terörle nasıl mücadele ediliyorsa bu yapılmalı. Çünkü kamu otoritesi tesis edilmedi. Siz özgürlüklerin teminat altına alamazsınız. Sadece bu değil. Üst akla verilecek ders. İkinci yapılması gereken bizden istediği bazı şeyler var. Bazı atamaların yapılmasını istemiyor. Açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Bu terör saldırıları bazı atamaların yapılmaması için. Ha ona cevap verilmesi lazım. O atamaların yapılması lazım. Bu terör saldırıları bazı kararların alınmamasına yönelik. Bize ders veriliyor. Bak sen o kararları alınırsan Suriye'de ya da şurada şunları yaparsan seni kendi sınırların içinde yaşanmaz hale getirir mesajı verilmek isteniyor. Ona inat üst akla mesaj verilmek isteniyorsa o kararlar anında alınmalı ve yürürlüğe konmalı. Yani üst aklın bizden ne istedikleri belli. Evet. Onun tam tersi yapılmalı. Evet. Bu yapılmalı. Bir de taşeron olarak kullanılan örgüte de sessiz kalınmaması lazım. Bu bağlamda spesifik olarak taşeron olarak kim hangi örgüt kullanılıyor? PKK ve IŞİD. PKK ve IŞİD sahada şiddetle cezasını bulmalı. Bunun illegal ya da legal tüm versiyonlarına karşı mücadele edilmeli. Buna bedel ödettirilmeli. Sadece ki dağ kadrosuna değil, şehir kadrosuna, lider kadrosuna, bunların legal versiyonlarına. Yani herkes şunu bilmeli. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılmış her saldırı karşılıksız kalmaz. Bunun bedeli bir şekilde ödettirilir. Ama bu bedel sadece terör saldırısını yapan taşeronlara değil, o taşeronların en üst düzeydeki yetkililerine ve üst akıl yani o kuklayı elinde tutan kuklacıya da ödettirilir. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapması lazım. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak kurmay zekaya ve güce sahiptir. Bunu teknik olarak da yapmak zorundayız. Yoksa bu coğrafyada yaşayamayız. Çünkü öyle bir kritik noktaya geldik ki artık bizim kayıtsız kalabileceğimiz bir durum yok. Tüm coğrafya değişiyor. Ve bu değişimden biz ister istemez etkileneceğiz. Ha sen efendim ben bana verilenle yetinirim diyorsan o zaman senin sınırların nereden başlayıp nereden biteceğini sen karar veremezsin. Böyle bir vahşi kapitalist, emperyalist zihniyet sana hiçbir şey vermez. 5 sene sonra dönüp baktığımızda mevcut haritaların hiçbiri kalmayacak. Herkes ona göre hareket etsin. Ya bu haritaları biz çizeceğiz, yani bölge insanı çizecek ya da 100 yılın başında olduğu gibi İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, kıta Avrupası çizecek. Eyvallah. Dolayısıyla ona göre karar verilmesi lazım. Sevgili izleyiciler hemen kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Gündem özel değil sevgili izleyiciler. Kısa bir reklam arası verdik. Aradan sonra bir başka konuyla devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edelim. Onun psikolojik durumu ile alakalı olarak... Şimdi ne yapmaya çalışıyor diyelim Tuna Öztunç'a. Şimdi bir de Kemalist sistemin bir partisinin bombalanan Dersim'le hani dışlanan o sistem tarafından dışlanan bir kimliğin CHP'nin başına getirilmesi aslında zaten bir proje olduğunu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin birileri tarafından yönetiliyor olduğunu gözler önüne seriyor sanıyorum. Son zamanlardaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatta bugünkü mağduriyeti hani otobüsün üstüne çıkıp yani öldürülme korkusu gibi şeyler desteğe gelmişler de falan filan böyle bir mağduriyet mevzusu var. Kendi hani öz savunma cümlesi de var.
ne yapılmaya çalışıyor? Yani bir HDP ile beraber bir sokak operasyonuna dönüştürme hamlesi mi var? Kılıçdaroğlu'ndan daha önemli bir mevzuyu konuştuk biz az önce. Hani bu terör mevzusu. Kılıçdaroğlu çok önemli bir mevzu değil bence Türkiye için. Yok değil ama hayır, burada şu yani HDP'nin yeni bir şöyle, sokaklara insanları döküp hani CHP'lilere bu mağduriyet kurşunu gönderildi. Şöyle söyleyeceğim. Önce Ömer'in yürüyüğe nokta bıraktığı yerden küçük bir ekleme yapıp bir yer izin verirsen tabii oradan tabii. Kılıçdaroğlu'na bağlanalım. Şimdi Ömer'in dediği gibi güvenlikçi tedbirler bence Türkiye'de arttırılmalıdır. Yani Fransa ne yapıyorsa Türkiye'de bunun benzerini yapmalıdır. Ama hukuk ve yasalar çerçevesinde insan haklarından, demokrasiden asla taviz vermeden, yasalardan, hukuktan taviz vermeden, jitemfari faaliyetlere gitmeden tedbirler, güvenlikçi tedbirler arttırılmalı ve terörle mücadeleyle de en üst düzeyde mücadele edilmeye devam edilmelidir ve tedbirler arttırılmalı. Batı'daki gibi. Aynen Ömer'in dediği çok güzel bir laf bu. Amerikalılar bu işi nasıl yapıyorsa, Fransız'ı, Alman'ı bu işi nasıl yapıyorsa Türkiye'de bu işi öyle yapacak arkadaş. Yok işte yani bu gerçekten Ömer haklı yani. Yok 90'lar, 90'lar bir takım alakasız, gereksiz laflar söylüyor. Evet Türkiye asla 90'lara dönmemeli, dönmeyecektir. Çünkü devletin de kodları değişti. Ama Türkiye yine tekrar ediyorum insan haklarından, demokrasiden, hak ve özgürlüklerden, yasalardan zerre taviz vermeden terörle mücadelesini yürütmelidir ve güvenlikçi tedbirlerini en üst seviyede uygulamalıdır deyip şimdi Kılıçdaroğlu'na geçelim. Kılıçdaroğlu evet bir projedir. Deniz Baykal paralel yapının bir operasyonuyla CHP'den devrildi. Kılıçdaroğlu da hiç vakit kaybetmeden 24 saat sonra da başkanlığa, genel başkanlığa adaylığını koydu. Ve CHP'nin genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu bir başarısızlık abidesidir. Kılıçdaroğlu siyasi bir felakettir. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına gelmiş bence en kötü durumlardan biridir. Yani neyi özetleyeyim, nasıl özetleyeyim bilmiyorum ama ciddi bir Kılıçdaroğlu gerçekten bir siyasetçi değildir. İyi bir bürokrat mıdır onu bilemem çünkü koca SGK'yı batırmıştır. Koca bir SGK'yı batırdığına göre iyi de bir bürokrat değildir. Ama iyi bir siyasetçi olmadığından kesinlikle emin olabilirsiniz. Türkiye'nin Türk siyasetinin için bir felaket olarak görüyorum ben Kılıçdaroğlu. CHP için de hazin bir öyküdür. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu denli bu noktalara getiren baş mimarlardan biri Kılıçdaroğlu. Şimdi bir genel başkan düşünün ki zeka, akıl, siyasi mantık, siyaset kültürü, siyasi dinamikler hangisiyle tarif ederseniz edin. Senin şehirlerinde terör rüzgarları esiyor. Sen peş peşe bombalar patlıyorsun. Çok sayıda şehit vermişsin. Çıkıyor bir televizyon programında ben şunu da ziyaret ettim, bunu da ziyaret ettim diyor. PKK, DHKP. Türkiye'nin birinci gündemi terörken çıkıyor bir tane Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde fırça kayıyor falan. Yani tuhaf, hakikaten tuhaf yani ve beni yargılayın diyor mesela. Şimdi Kılıçdaroğlu için iki şey söyleyebilirim. Ya psikolojisi bozulmuş, çok net bir psikiyatrik desteğe ihtiyacı var ya da bunu bilerek yapıyor. Belki bu da bir projedir. Bak bunu bilemem yani. Belki bu da bir projedir. Belki de senin dediğin gibi Kılıçdaroğlu kalabalığı sokağa dökmek istiyor. Bir iç savaş çıkarmak istiyor. Belki de kardeş kardeşi düşsün istiyor. Türkiye'de o 70'li yılların 80 darbesi 60 dönemlerine dönmesini istiyor. Sokaklarına dönmesini istiyor. Üniversitede kampüslerde yine ortalık karıştığını istiyor. Bir şekilde bu ülkede bir darbe gelsin istiyor. Çünkü CHP darbelerle zaten bu ülkede siyasi arenada kaldığı için. Ve darbeleri hep desteklediği için yani İsmet İnönü döneminden biliyoruz. Belki de hani bunu istiyor. Yani bu da belki projenin bir parçasıdır. Yahut üçüncüsü kendisine Gandhi Kemal, devrimci Kemal gibi çok önemli sıfatlamaların altında ezildiği için bu sıfatlamalara bir şekilde layık olmak için bir insan psikolojisi bu. Son demlerinde siyasetteki son demlerini yaşarken belki kendince hani akılda kalmak istiyor. Beni tutuklasınlar, içeri atsınlar, yargılasınlar. Hani o Gandhi Kemal, o devrimci Kemal sıfatıma yakışır bir şey olsun. Bir titreme yakışır bir durum olsun. Belki de bunu amaçlıyor. Bilmiyorum ama CHP gerçekten çok hazin bir durumdadır. Nedenini söyleyeyim. CHP ne diyor? Ben devletin sahibiyim diyor. Devlet benim diyor CHP. Evet. Benim diyor kardeşim. Bak devlet benim diyor. Cumhuriyet benim. Bürokrasi benim. Her şey benim. Ben kurdum diyor bu devleti. Devlet benim diyor CHP. Benim diyen, devlet benim diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir şehit cenazesinde gidip huzurlu bir şekilde saf tutamıyor. Düşünebiliyor musun? Şehit cenazesinde saf tutamıyor.
Şimdi neden bunu söylüyorum? Bakınız. Bak şimdi şu resmi de fotoğrafı tamam. gösteriyorum ki. Evet. Bu da Kılıçdaroğlu'na kurşun gönderen kişi AK Partili olarak nitelendiriliyor. Nitelendiriliyor değil. Yani şimdi, elinde silah. Bak şu... şimdi kurşun meselesine gelince bir kere bu çok yanlış bir şeydir. Onu söyleyeyim. Yani genel Kılıçdaroğlu'nun önüne bir kurşun konması bu kesinlikle tasvip edilemeyecek bir şey. Çok çok yanlıştır. Orada Kılıçdaroğlu'nun bazı kalabalıklar tarafından protesto edilmesi de doğru değildir. Onu söyleyeyim. Bak bu demokratik haktır ama doğru değildir. Şimdi bu tür şeyler, senaryolar bizi farklı farklı durumların yaşanmasına yol açabilir. Evet. Zaten Kılıçdaroğlu dedim ya belki bunu mu istiyor acaba? Bilmiyorum hani böyle düşünüyorum. Acaba diyorum bunu mu istiyor? Yani şehit cenazelerinde tepki toplasın. İşte bir şeyler biri onun önüne kurşun koysun. Bir şey olsun. Hatta biri Allah korusun gelsin silah dayasın. Ortalık karışsın. Bunu mu istiyor? Çünkü şehit cenazelerinde yaşanan manzaralar iyi manzaralar değil. Bak onu söyleyeyim. Olmaması gereken şeyler. Kesinlikle olmaması gereken. Her ne kadar demokratik tepkiler dahi olsa şehit cenazelerinde bunların yaşanmaması lazım. Onu sana söyleyeyim. Yanlıştır bu. Fakat ben bir tablo gördüm bugün. Gerçekten. Yani hani bir de gerçekten mesela, çok acı. O şehit eşinin Kılıçdaroğlu'nun yanında durmama refleksi. Bırak onu diyecektim ben de. Hı. Bak ne diyordu Kılıçdaroğlu? Bir iki tane getirmişler oraya. Tam provokatör. Hı. Beni sıfırlatı. Yani diyordu ya. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Bunlar işte hükümetin tezgahı. Bunlar neyin tezgahı diyordu ya. Ya kardeşim şehit olan polis memurumuzun Allah gani gani rahmet eylesin. Eşi seninle yan yana cenaze namazında saf tutmuyorsa Kılıçdaroğlu sen bitmişsin arkadaş. Sen bitmişsin. Bitmişsin. Bittin sen ya. Yoksun. Sana yeter artık. Sen zaten son noktayı sen golü yedin. Bitti artık senin bir şeyin kalmadı. Yani bak bunu senin dediğin gibi provokatörler değil. Birkaç tane bindirilmiş kıta değil. Ya da birkaç tane araya serpiştirilmiş AK Partili de iddia ettiğin insanlar değil. Yahu daha 3 gün önce eşini 6 aylık bebeğiyle 2 can kaybetmiş, şehit vermiş bir baba, bir eş, tamam mı? Senin yanında saf tutmuyor arkadaş. Ve içsel ya bir şey. Ya anladın yani. Mı? Yani bak burada kimse ona bir şey demiyor. Buna AK Parti de ona bir şey dememiş. Kimse bir adam provokatör de değil, adam bilmem. Yani diyor ya provokatör bunlar. Evet. Kardeşim adam 3 gün önce çocuğuyla eşini aynı anda kaybetti. Bu adam seninle bu mağdur, bu gazi polis bu aynı zamanda. Bu polis memuru seninle aynı yerde saf tutmuyorsa sen bitmişsin arkadaş. Bitmişsin sen. CHP'yi yani. De sen, bitirmişsin. Sen CHP'yi de öyle bir noktalara getirir ki senin bu ana muhalefet anlayışın bu partiyi zaten mahvetti. Senin bu ana muhalefet anlayışın Türkiye'de ana muhalefeti ortadan kaldırdı. AK Parti ana muhalefet yapan bir muhalefet de yok bu ülkede. Yani bu liderlerin yüzünden bir muhalefet üretilemiyor. Bak bu liderlerin yüzünden üretilemiyor. Kılıçdaroğlu gibi basiretsiz, yeteneksiz, beceriksiz liderler yüzünden bu ülkede bir şey üretilemiyor. Muhalefet üretilemiyor. Sen ne yapıyorsun? Hala kandan bahsediyorsun. Biz işte kanımızı dökmeden, cesedimizi çiğnemeden başkanlık getirtmeyiz. Gerekirse sokaklara çıkarız. Gerekirse şunu yaparız. Bak hala bunu söylüyor ya. Bunu söylüyor hala. Hala sokaklardan bahsediyor. Kavgadan. Bunu istiyor. Artık diyor bizim dilimiz değişti. Biz çok sertleşeceğiz diyor. Gerekirse kandan da bahsedeceğiz, kavgadan da bahsedeceğiz diyor. Değil mi? Bunu demiyor muydu 10 gündür Kılıçdaroğlu? He? Kardeşim sen şehit cenazesinde şehit yakını seni aynı yerde saf tutmuyor. Neden biliyor musun Kılıçdaroğlu? Kimseyi suçlama. Sen önce kendini suçla. Kendine. Sen 7 Haziran öncesi 2015'in 7 Haziran öncesi tutunduğun o tavrı bir hatırla. Sen ve partinin izlediği politikaları. Senin milletvekilin demedi mi ben HDP'ye oy verdim barajı geçsin diye. Senin tabanın barajı, senin teşkilatların HDP'nin barajı geçmesi için üstü kapalı faaliyet yürütmedi mi? He? 7 Haziran'dan sonra havalimanında birlikte sallamamış mıydınız? Birlikte nasıl salladık ama? He? He? Bak o birlikte nasıl salladık söylemi bu ülkeyi ne hale getirdi? Bak birlikte iyi salladınız gerçekten bu ülkeyi. Bak bu ülke ne halde? 10 tane canlı bomba, 300'ün üzerinde sivil, 580 güvenlik görevlisi, 1200 tane kayıp var. 7-8 ayda olan bir kayıp. Bak iyi salladınız. Bak çok iyi salladınız. Bu vatandaşı aptal mı zannediyorsun sen? Sokaktaki insan aptal mı, saf mı, salak mı? Sana bu tepkiyi verir. Sana bu tepkiyi verir. Kandil CHP çağrıda bulunmuyor muydu bundan 4 ay önce gelin birlikte hareket edelim diye? He? Senin milletvekilin PKK'nın yayın organında çıkıp programda konuşmadı mı? Ben Endek ve şey operasyonlarını eleştiriyorum diyen senin bir zaman MKK üyen değil miydi? Senin genel başkan yardımcın değil miydi? He?
Çıkıp ben operasyonu... Daha geçen hafta devleti yine katil ilan etti CHP'li Sezgin Tanrıkulu. Senin şehirlerinde hendekler kazırırken, şehitler patlamalı olurken sen hala hükümeti vay Suriye'de böyle yaptığında bu senin suçunda, bu senin kabahatinde, bundan bir senin de... Sen birleştirici, bütünleştirici, sağduyulu politikalar üretmek yerine sen bundan bile siyasi rant devşirmeye çalışırsan... Faraset duygusu güçlü bu toplum işte sana böyle tepki verir. Sen bittin. Ben senin yerinde olsam istifa ederim ya. İstifa ederim. Yani eğer sen şehit cenazelerine gidebilecek kadar rahat değilsen, sen şehit cenazelerine dahi gidemiyorsan istifa et kardeşim. İstifa CHP'yi mahvettin. Bak devletin partisini mahvettin sen ya. Bunlar neydi değil mi? Devletin sahibi değil miydi Cumhuriyet Halk? Evet. Sen devletin sahibi olan partiyi ne hale getirdin? Bu kendisinin kabahatidir. Kendisi bu ama istifa etmeyecek. Onun derdi başka. SSK'yı batırdığı gibi CHP'yi de ya batırdı. Zaten CHP battı da yani şimdi kardeşim bak eşyanın tabiatı. Şimdi bir seçim değil, iki seçim değil, üç seçim değil, dört, beş, yedi tane seçim kaybettim be Kılıçdaroğlu. Yedi tane seçim kaybettin. Keşke 2002 yılında Ecevit, rahmetli Ecevit keşke senin milletvekili adayı yapsaydı. Senin milletvekili adayı yapsaydı bugün sen tarih olacaktın. Bugün sen CHP'nin genel başkanı olamayacaktın. 2002'deki o genel seçimde sen de DSP ile birlikte tarihe karışacaktın. Sen de tarih olacaktın, tamam mı? Bu CHP seçmeni de sana mecbur kalmayacaktı. CHP seçmeni Kılıçdaroğlu için oy vermiyor. Erdoğan nefreti, AK Parti nefreti bir de eli mahkum olduğu için veriyor. Yoksa Kılıçdaroğlu için verdiği falan yok. Nasıl MHP'de muhalifler kazan kaldırdıysa, tamam mı? Her ne kadar arkada paralel maralel katakulli işler varsa da orada belli iyi niyetli muhalif liderler var. Ümit Özdağ gibi mesela, tamam mı? Niye CHP'nin içinden de çıkmasın? Çıkın kardeşim 2-3 tane lider çıkın. Vallahi billahi o ulusalcı, o gelenekçi Baykal'ı bile aratıyorsun ya. Yani Baykal'ı bile mumla aratıyorsun. Baykal bu durumda senden daha iyi devlet adamlığı yapıyor ya. Genel başkan olmamasına ama devlet adamlığı duruşu sergiliyor adam en azından. Baykal'ın mumla arıyor. Ya en azından ya sen öyle bir hale getirdin ki partini de mahvettin. Zaten kendini de bitirdin. Sen daha bugün bir şehit yakını seninle aynı safta seninle cenaze namazı kılmıyorsa kardeşim topla tasını tarari git ya daha birader. Yani çıkıp diyorsun ki medya, havuz medyası bize çakıyor şimdi. Havuz medyası böyle bunlar şöyle. Ya kardeşim sen CHP'nin televizyon kanalında 4 tane isme veto koyan sensin. Veto. Veto koyuyorsun. Sana küfreden, köşe yazısında sana hakaret eden, o köşe yazarına çıkıp da bir şey söyleyebildin mi? Grup toplantısında. Ha? Ben isim de vereyim. Yılmaz Özdil. Yılmaz Özdil köşe yazısında sana resmen hakaret etti. Sen çıkıp da bir grup toplantısında diyebildin mi? Haddinizi bilin. Doğru gazetecilik yapın, doğru köşe yazın diyebildin mi? Demedin. Bu kadar çelişkilerle dolu, tamam mı? Bu kadar çelişkilerle dolu bir siyaset şeyi ya, faciası ya Kılıçdaroğlu. Ya Kılıçdaroğlu'yla siyaseti yan yana bile getiremiyorum. Çünkü bu arkadaş siyaseti bilmiyor Sayın Genel Başkan. Düzelteyim üslubumu. Sayın arkadaş değil. Sayın Genel Başkan bilmiyor ya siyaset yapmayı. Ya bilmiyor seni ben şimdi CHP'nin başına koysam. Yeminle billahi ediyorum sen şu Ahmet Hakan'ın programına katılsan. Sen o lafı etmezsin ya. Yani biz gittik şunu da ziyaret ettik, bunu da ziyaret ettik. Her ziyaret edilebilir insani bir durumdur. Ha, yanlış anlaşılmasın. Ziyaret niye etti diye kızmıyorum bak. AK Parti de ziyaret etti. Bütün partiler bu insani meselelerde kanser olan, hasta olan, haklı olabilir. Ya iyi de bu şimdi bunun mesela zamanlama meselesi. Anlatabiliyor muyum? Seni koysak şeyin başına CHP'nin vallahi sen böyle bir Allah göstermesin. Sen böyle bir hata yapmazsın ya. Sen Allah böyle bir hata yapmazsın. Bak bilmiyor siyaseti bilmiyor bu arkadaş. Bilmiyorum. Siyaseti bilmiyor. İyi bir bürokrat da değil, iyi bir siyasetçi de değil. Eyvallah. İyi bir bürokrat olsa koca SGK'yı 450 trilyonla batırmazdı zaten. Ama diyorum keşke rahmetli Ecevit o zaman onu genel başka şey milletvekili adayı bir başkası yapsaydı. Çıkardı mutlaka CHP'nin başına. Ya ama bu kadar da olmaz herhalde. Evet Ömer Turan sana dönelim bu konuyla ilgili. Yani bir sokak hareketi planlıyor olabilir mi Kılıçdaroğlu bu tip son dönemdeki manevralarıyla? Yapmış olduğu öz yönetim adeta öz yönetime giden açıklamalarla hani kendi korumasını kendileri sağlayacaklarmış vesaire şeklinde giden bugün de bir grup ona moral vermeye gitti vesaire yine efelendi. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki parti içi dinamikleriyle açıklamakta fayda var bence. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu parti içinde ciddi bir sıkıntı doğuruyor. Ve yani özellikle Selin Sayık Böke Hanım'ı takip ederseniz
Yani onun popülaritesi her geçen gün daha yükseliyor. Akla başka şeyler geliyor. Bir taraftan Muharrem İnce'nin yaptığı muhalefet var. Muharrem İnce'nin yaptığı muhalefet Kılıçdaroğlu'nu çok rahatsız etmiyor ama özellikle Selin Hanım'ın son günlerde popülaritesini atması Kılıçdaroğlu'nu ister istemez rahatsız ediyor. Dolayısıyla o kendini mağdur ve mazlum konumuna sokmak istiyor. İşte ölüm tehlikesi alıyorum, tehdit altındayım, duruşundan dolayı bedel ödüyorum diyerek Cumhuriyet Halk Partisi içinde kendisine bir efsanevi yani güldürüyor maalesef. Tabii öyle ama yaptığı, şu anda yaptığı o yani. Evet. Neticede işte bana kurşun verdiler. İşte hedefteyim. Tehdit altındayım. İşte bugün yine herkesi il başkanlarını topladı. Orada miting gibi konuşma evet. yaptı. Aynen. İşte ne, evet. sadece şunu şunu demediği kaldı. Kefenimle geziyorum demediği kaldı. Burada mağdur edebiyatı yapıyor. Çünkü koltuğu tehlikede. Şimdi siyasette bir laf vardır. Gerçi siyasette değil, her şey için geçerli olan. Nasıl gelirseniz öyle gidersiniz. Sayın Kılıçdaroğlu bir operasyonla geldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Sayın Baykal gibi bir devi devirmek, Kılıçdaroğlu ile Baykal biraz önce Tuna kıyasladı da ben onu kıyaslanmam diye. Evet. Bir, her şeyden önce Sayın Baykal millidir. Milli olmanın ötesine devlet adamıdır. Siyasetçidir. Seversiniz, sevmezsiniz. O ayrı konu. Konuşmasıyla, duruşuyla, üslubuyla ve geldiği nokta itibariyle hak ederek o noktaya gelmişler. Evet. Birçok noktada ben aynı fikirde değilim. O ayrı konu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu paraşütle indirilmiştir. Bir anda lider olmuştur. Lider yapılmıştır, getirilmiştir. Bir kere hiçbir şekilde Baykal'la Kılıçdaroğlu kıyaslanmaz kesinlikle. Ama olayı anlatmak açısından, operasyon olduğunu anlatmak açısından Sayın Kılıçdaroğlu ismi bile ortada yoktu. Baykal gibi bir devi kaset komplosuyla devirdiler. Yerine Kılıçdaroğlu'nu getirdiler. Ha bu Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde ilk değil. 1970'li yılları hatırlayanlar İnönü gibi bir devi Ecevit gibi bilinmeyen bir isim devirmişti yani. O da ayrı bir operasyondu. Şimdi tarihe geri dönmeye gerek yok. Zaten Türk siyasetini anlamak için operasyonlara önem vermek lazım. Operasyonları göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü Türk siyaseti kendi kulvarında gelişen, kendi mecrasında akan bir siyaset değil. Müdahale, modifiye bir siyaset aslında. Dışarıdan müdahale edilmiş bir siyaset. Yani normalde hani bir siyasi parti liderinde anlaşmazlık olur, bir lider doğal olarak çıkar, mücadele eder, liderlik boyu. Öyle değil ama işte. Bir uluslararası oyunların bir parçası evet, aynen, olarak. Yani Brezilya'daki oluyor. Gibi. Evet. Mesela evet. 70'lerdeki Ecevit'in, tamam Ecevit'i seversin sevmezsiniz o ayrı konu ama Ecevit gibi birinin o zamanki İnönü gibi bir devi devirmesi kongrede mümkün mü ya? Kissinger, işte Kissinger'i bilmeden arkasındaki o uluslararası boyutu evet. bilmeden bunu anlamak mümkün mü? Değil ki. Aynısını Kılıçdaroğlu için de söylemek lazım. Şimdi Selin Hanım'a baktığınızda ben burada dikkatini Selim Sayak Hanım'a çekiyorum. Yani sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nu getiren güçler bu sefer Selin Hanım üzerine oynuyorlar ve Kemal Bey bunun farkında ama elinden bir şey gelmiyor. Bir tarafta Muharrem İnce gibi milli duruşu olan insanlar çıkıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'in partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin partisidir. Seversiniz sevmezsiniz. Ama en azından bazı çizgilerde bayrak gibi, marş gibi, devlet gibi noktalarda mesela laiklik konusunda anlaşamayız. Tamam. Dini konularda anlaşamayız. Ama devlet noktasında anlaştığımız noktalar vardı. Ama yani Kemal devletin kurucusunun evet partisi nasıl HDP'ye, PKK'ya? İlk değil ki bu. Bunu Baykal söyledi bir de. Hani biz de demiyoruz. Baykal söyledi. Ama bu o şeyle yapması ittifak yani şimdi Kürt solu, ayrılıkçı Kürt solu, Türk solunun Türkiye'ye bir armağanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir armağanıdır. 91'de ilk koalisyonu yapmıştı. Hatta 1988'de SHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncüsü konumdaki SHP, Türkiye genelindeki tüm seçimleri kazanmıştı. %38 gibi bir oy almıştı. O yaptığı ittifaktan dolayı, Erdem İnönü'nün yaptığı ittifaktan dolayı Türk halkının cezasına uğradı. Ondan sonra hiçbir zaman o oy oranına yükselemedi zaten. Şimdi aynı hatayı yine yapıyor. Neticede siz Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir partisiniz. Sizin bir parti, devlet refleksiniz olması lazım. Benim rahmetli babam da Cumhuriyet Halk Partiliydi. Ailemde birçok kişi Cumhuriyet Halk Partili. Birçok konuda anlaşamayız. Dini konularda anlaşamayız. Ama adamlarda devlet refleksi vardı. Bunlar da yok ki. Birileri duymasın ama bak söyledim. Bunlar da yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmesiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi o klasik, gerçi Erdal İnönü ile özellikle 70'li yıllarda o Ecevit'le beraber o çizgilerinden vazgeçmişti. O devletçi tutumundan vazgeçti. Hiçbir kırmızı çizgisi kalmadı. Ne marştır ne devlettir. Düşünebiliyor musunuz?
Sezgin Tanrı Kulu gibi birisi Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunuyor. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? O televizyon kanalına giden milletvekili o. Düşünebiliyor musunuz? Operasyonları. İran'la savaşa girsek ben Türkiye'nin yanında değil İran'ın yanında olurum diyen kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. 90'lı yılları yani yaşı çok geç olmasına gerek yok. Genç arkadaşlar da hatırlar. 90'lı yıllarda biz şu sloganlarla büyüdük. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu sloganıyla Türkiye İran olmayacak, Türkiye layık değil, layık kalacak. Bizi İrancı olmakla suçlayan Cumhuriyet Halk Partisi bugünün milletvekilleri bugün diyor ki Türkiye savaşa girse biz İran'ın yanında oluruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmesiyle beraber mütasyona uğradı. Tamamen dönüştü. Çünkü orada sadece Baykal gitmedi. Bütün MKYK gitti. Savcı Sayan gibi isimler de gitti. Bakın tekrar diyorum. Türk siyasetinde en önemli olan nokta millilik ve yerliliktir. Biz Sayın Muharrem İnce ile, Sayın Baykal'la ya da başka bir Devlet Bahçeli ile birçok noktada anlaşamayabiliriz. Başta dini konular olmak üzere. Ama hemfikir olabileceğimiz noktalar vardır. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Nedir o? Devlettir, bayraktır, marştır değil mi? Ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla ya da Selin Hanım'la bu ortak noktalarımız da yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne orada bir operasyon çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde devlet refleksi olan milli isimlerin hepsi tasfiye edildi. Küreselci diyebileceğimiz, küreselcilere sıcak bakan ya da o vizyona sahip olan isimler MKYK ve lider olarak değiştirildi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o noktadan itibaren devlet refleksinin tamamen kaybolduğunu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışları, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına Selin Hanım'ın gelme durumu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu getiren zihniyet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zayıfladığını, bir şey yapamayacağını gördüğü için hem kadın olması itibariyle hem bir dini olarak bir azınlığı temsil etmesi itibariyle, vizyonu itibariyle Selim Hanım üzerine oynuyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için bir hamle yaparak, parti içinde kendine mağdur rolü vererek bundan kurtulmaya çalışıyor. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışlarını başka türlü yorumlamamak lazım. Ayrıca gitsin. Yani bırak kim gelecek? Selin Hanım mı geliyor? O mu geliyor? Ondan daha iyi ama, mi? Ondan daha iyi siyaset yapar Selin, ya. Selin Hanım'ın olayını Meral Akşener'le birlikte o bağlamda değerlendirmek lazım. Türk siyasetini anlamak için operasyonlara, Türk siyaseti üzerine yapılan üst aklın yaptığı operasyonlara bakmak lazım. Türk siyaseti maalesef kendi mecrasında akmıyor. Modifiye bir siyaset, mutasyona uğramış bir siyaset, dışarıdan devamlı tertiplerle mutasyona uğrayan, değişime uğrayan bir siyaset. Bir de bu muhalefetle olmaz Asım. Bu muhalefetle bu iş yürümez. Evet. Bu ülkede muhalefet güçlenmesi lazım. Muhalefet de bu Kılıçdaroğlu gibi adamlarla güçlenmez. Evet. Yani. Bunlar gitmesi gerekiyor. Bol bol dua edeceğiz muhalefetle ilgili sevgili izleyiciler. Süremiz doldu, kapatıyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.